Yeni ve güzel bir günden herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Atapark'tan Atatepe'ye bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3-4 kilometre bir yol var. Saat 1'de başlayacak. Şu an saat 11'e 10 geçiyor. Yavaştan geçelim. Saat 12.35. Geldik Atapark'ta bekliyorum. Bakalım. Geldim daha doğrusu. Geldim bekliyorum bakalım. Kimse yok şu anda. Gelirler mi onu? Amcanın bir tanesi gelip ot verdi hatta. Sanıyorum yarıladık. Yani umarım. Çok yaklaştık. Sıcak. Vücut çok ısındı o yüzden. Bitkinlik var. Güneş gitse rahatlayacağım. Şimdi baktım 10.000 adıma yaklaşmış. Adım sayım. Nefes alamıyorum. Tam şu an geldim. Atatepe'den içeri giriyorum. Çok yoruldum. Ama değdi. Yüzümü çekebilsem orayı göstereyim. Vay, ücretsizmiş. Burada sanırım heykelin başka bir versiyonu var. Yani galiba yapılmamış versiyonu. Ayaklar, gövde, kafa en uçtaki. Evet. Bu gövde eminim. Bu bacak arası. Bu da kafatası. Evet, bu da heykelimizin kendisi. Yukarıda da kocaman bir al bayrağımız dalgalanıyor. Şöyle kenardan bir gösterelim. Wow. Az bir rüzgar var. Şöyle gidelim yavaştan.
olması gerekiyor. Kılık kıyafetlerini düzenli olması, bir gün sakal tıraşlarını yapmış olmaları, ileri evet. sınıfa girmeleri çok 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 iyi bir örnek olur ama maalesef olmuyor. Biraz hani çağ değişti. Sizin çağınızda belki biraz daha düzen farklıydı. Bakınız özgürlük yani özgür giyim falan diye bunu açıklayabilirler ama öyle değil. Öyle değil. Öyle değil yani. Özgürlük daha farklı bir şey. Özgürlük daha farklı bir şey. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdumda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdumda. Bravo! Bitti. Şimdi inişe geçiyoruz. Tam anlamıyla geri dönmeye şu an başladık. Gidiyoruz. Bir saate çıktık, yarım saate ineriz. Güneş gitti. Rüzgar da güzel esiyor. Oman mühendisleri odası eleyim de burada. Tamamdır. Eve gidene kadar anları paylaşmayı düşünüyorum sizinle. 19 Mayıs akşamı saat 21.00 gibi. Büyük ihtimalle yükleriz. Epey zorlandık. Ama şu an akşam 4 saat. 4, tam 4. Şu an bayağı rahat. Hava serin. Güneş yok. Bir de yokuş aşağı. Şimdi yalnız kaldım. Kimse yok. Önümde, arkamda, uzakta mesafeleri. Kısa bir konuşma yapıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Fazla uzun olmasın, sizi de sıkmayayım. Başka zaten bir nedeni yok, sizi sıkmamak tek nedeni. Şimdi öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olarak destek olabilirsiniz ki zaten eğer beğenirseniz abone olacağınıza inanıyorum. Bunu tekrar tekrar söylemeyi saçma ve sıkıcı buluyorum. O yüzden söylemeyeceğim başka. Şimdi 19 Mayıs önemli bir gün. Atamız bugünü Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmiş. Bir de tabii atamızı anıyoruz bu bayramda. Rahmet içinde yatsın, nur içinde yatsın. Ataparktan Atatepe'ye yürüdük. Yani güzergahın isimleri çok güzel. Atapark, Atatepe. Bence gayet güzeldi. Bu tarz etkinliklerin daha artması daha güzel olabilir. Yani bir coşku var içerimizde, bir heves var. Bu heves ve coşkuyu bu tarz şeylere harcarsak daha güzel olabilir. Tabii birkaç tane videomda da söyledim bunu. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Eğer öğrenciyseniz hakkını vererek öğrenci olun. Kul hakkı yemeyin. Veya bir doktorsanız, mühendisseniz, muhasebeciyseniz kimsenin parasına gözünüzü dikmeyin. Ne geliyorsa onunla helalinden, yani devletin veya herhangi bir başka bireyin hakkını yemeden görevinizi en iyi şekilde yapın. Fazla uzatmak istemiyorum. Dediğimi anladığınızı düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Mesleğiniz ne olursa olsun, mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Doktor, mühendis veya hatta şu anda belki de en önemli mesleklerden birisi temizlik görevlileri.
sokaklardaki bazılarının selam bile vermediği, o temizlik görevlilerinin aslında değeri cidden inanılmaz fazla. Onlar yoksa biz de yokuz. Bizim çöpümüzü temizliyor adamlar, elleri öpülesi adamlar gerçekten. Onlara aşağılık gözüyle bakan kim varsa hepsini kınıyorum buradan. Çünkü onların yaptığı görev cidden ya insanlığın olmazsa olmazı diyebilirim. Bir marangoz olmazsa, bir aşçı olmazsa veya bir çiftçi olmazsa, hayvancı olmazsa, çiftçi olmazsa ne yiyeceksin? Hayvancı olmazsa ne yiyeceksin? Yani lütfen mesleklere karşı biraz daha saygılı olalım. Her mesleğin itibarı vardır. Sadece doktorun veya mühendisin değil. Ben orman mühendisliği öğrencisiyim. Ama benim saygım sonsuz her mesleğe. Tabii o kişi mesleğini hakkıyla yapıyorsa. Diyorum ve sözümü bitiriyorum. Daha fazla uzatmıyorum, daha fazla sıkmıyorum. Arkada da kimse yok. Ayna kullanıyor, dikiz aynası. Kendinize iyi bakın. Vlog çekmiyorum fazla çünkü etkinlik olmuyor. Olursa da ben kaçırıyorum ama çekmeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Düşüncelerinizi aşağı yazabilirsiniz. Yanlış bir şey söylediysem veya yanlış bir hareket yaptıysam bunu belirtirseniz ben hatalarımdan ders almayı seven biriyim. Hatalarımdan ders alırım ve daha kaliteli içeriklerle karşınıza çıkarım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.